1951 yılında vatandaşlıktan çıkarıldı Nazım Hikmet. Ölümünden tam 12 yıl önce. 2009 yılında da tekrar kabul edildi vatandaşlığa. Yıllar, yıllar sonra. Peki, 1951 yılında ülkemizi yöneten çok büyük devlet büyüklerimiz vatandaşlıktan çıkardık demişti de ne olmuştu ki? Gönüllerimizden çıkarabildiler mi? Bunca yıldır dilimizde, belleğimizde değil miydi o muhteşem şiirleri? Hem dik duruşu, vatan sevdası, hapislerde geçen iç burkan hikayesi. Bunca yıldır yüreğimizde, ta derinlerinde değil miydi sevgisi? Sait Faik, bir insanı sevmekle başlar hayat der. Ne güzel söyler. Sadece kadınları değildir aşkları dünya ozanının, Nazım'ın. O, memleketine, doğaya, insana, kısacası güzel olan her şeye aşıktır, sevdalıdır. Aşık olmadan yaşamak, yaşamak değildir der Nazım. Ardından da ekler. Ve çok şükür aşığım. Bu aşk mistik manada filan değil. Her birine ayrı ayrı pratik tezahirleriyle faal bir aşk. Bana öyle geliyor ki bir tek insana, yüz milyonlarca insana, bir tek ağaca, bütün ormana, tek bir düşünceye, fikre, birçok düşünceye ve fikre aşık olmadan yaşamak, yaşamak değildir. Dil böyle söyler de yürek de bunun içine atmaz mı? Yaşamı boyunca pek çok kadına olmuştur. Bilinen 13 kadını vardır. Üstelik kimi zaman sadece kendisinin aşık olması yetmiştir büyük dünya ozanına. Bugünkü konuğumuz da Nazım'ın 13 kadınından biri. Tek taraflı aşkı 51 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te aramızdan ayrılan Şükufe Nihal. 1920'li yıllarda Erenköy'de, bahçelerde, köşklerde edebiyatçıların edebi sohbetler yapması oldukça yaygındı. O toplantıların birinde Nazım bir kağıda bir şeyler yazıp Şükufe Nihal'e vermesi için Halide Nusret'e uzatır. Halide Nusret Zorlutun'a Bir Devrin Romanı adlı eserinde o günü ve o anı şöyle anlatır. Şükufe Nihal Nazım'ın yazdıklarını okuduktan sonra gülerek kağıdı bana verdi. Bugün gibi hatırlıyorum. Kağıtta Nazım'ın o delişmen yazısıyla aynen şu kelimeler yazılıydı. Ben sizin için çıldırıyorum. Siz bana aldırış bile etmiyorsunuz. Şükufe Nihal de bir edebiyatçı. Ahmet Kutsi Tecer'in aşık olduğu, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirler yazdığı kadın. İnce bir kızdı bu solgun sarı heykel gibi lal. Sanki ruhumdan uzak sisli bir akşamdı Nihal. Ben küreklerde, Nihal'in gözü enginlerde. Gizli sevdalar için yol soruyorduk nerede? Faruk Nafiz ile Şükufe'nin aşkı oldukça karşılıklıydı. Hatta birbirlerine aşklarını Faruk Nafiz, Yıldız Yağmuru, Şükufe Nihal, Yalnız Dönüyorum adlı romanlarında dile getirmişlerdi. Nazım ile Şükufe bir aşk yaşamadılar. Ama yine bize okunası şiir ve şiirler doğdu Nazım'ın bu karşılıksız aşkından. Ve bu karşılıksız aşk Nazım'a Şükufe Nihal için bir ayrılış hikayesini yazdırttı. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum. Ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp, parmaklarımı kanatarak, kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum. Ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerle dümdüz, %100, %1500, %100 kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla, severek, korkarak, eğilerek dudağına, yüreğine, kafana. Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana. Ve ben artık biliyorum, toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim? Saçlarım dolanmış,
Ölmekte olan parmaklarıma, başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin. Yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak, sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu, sarıldılar. Bir kitap yere düştü, kapandı bir pencere, ayrıldılar. Anısına, üretimlerine, dik duruşuna saygıyla. Sevgili Nil RTV izleyicileri, bugünkü konuğumuz yine çok değerli bir sanatçı. Gökhan Esmer, rock sanatçısı, Mersin'imizin iftiharı bir genç. Hoş Kesinlikle. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Gökhan'cığım. Hoş bulduk. Gerçekten çok doğru söyledin Nuray'cığım. İftihar ediyoruz, gurur Kesinlikle. Duyuyoruz. Teşekkürler. Muhteşem bir hikayeyle başladık. Harika bir hikaye ve aşk hikayesi evet. Daha doğrusu. Yani karşılıksız da olsa evet, bir aşk hikayesi. Olsun. Yani evet. aşk illa karşılıklı olmaz zorunda olacak diye bir kaydı Aynen. bence. Evet. Yani. Çok haklısın. Karşılık beklediğiniz zaman zaten biraz çıkar işine giriyor. Biraz da aşk kavuşamamak. Karşılıklıysa evet. Çok güzel. Aynen öyle. Ama karşılık yoksa da onda ısrar etmek karşılıktır. O yüzden aşkın bence tek taraflısı, iki taraflısı yoktur. Kesinlikle. Aşk İki taraflı olursa tadından yenmez ayrı bir şey. Harika. Yani mükemmel. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sevgili sağ olun. Seyirciler, Gökhan Esmer sadece rock sanatçısı değil. Birçok güzel özelliği var. Biz onlardan da bahsedeceğiz. İş adamı, girişimci, güftekar, bestekar, daha neler anlatacak kim bilir. Ama öncelikle biz onu yakından tanımak istiyoruz. Size de yakından tanıtmak istiyoruz. Lütfen Gökhan'cığım. Gökhan Esmer kimdir? Kimdir? Ne taraftan baktığımıza bağlı tabii. Evet. Nerelidir? Yani, birçok yeri var. Evet. Şimdi kendi açımdan baktığım zaman sıradan sade bir vatandaş. Kendi yaşam mücadelesini veren, bunu verirken de çevresindeki insanlara ve topluma da fayda sağlayacak ne yapabilirim diye düşünen sıradan bir insan. Ama kimlik açısından baktığımız zaman tabii ki iş insanı, sanatçı, girişimci bu kadar yeter. Yeter mi diyorsun? Ben bir şey daha eklemek evet, istiyorum. Lütfen. Evet. Gönül insanı da diyelim. Aynen, gönül insanı, sosyal sorumluluk üreten, evet. Projeleri üreten Mersin gönüllüsü bir genç şehri diyebiliriz. Şehri için, ülkesi için kaygılanan ülkesi, tabii, evet. Üretimler yapar. Eğitimden de bahsedebilir misin lütfen? Nasıl bir eğitim aldın? Nerede doğdun? Şöyle, Mersin doğuma büyüme Mersinliyim. Mersin'de yedim, Mersin'de içtim, Mersin'de emek sarf ettim, Mersin'de çalıştım. Halen çalışıyorum ve emek sarf ediyorum. Bütün eğitimimi de Mersin'de aldım. İlk ortada, lisede. Bunun ötesinde liman işletmeciliği ve yönetimi üzerine alanında eğitim aldım. Dış ticaret ve gümrük uzmanlığı. O çok yönlü. Maşallah. Bunlar üzerine eğildim ve eğitimlerimi tamamladım. Lojistik sektöründeyim. 25 yıldır lojistik sektöründeyim. Şu anda da yine liman işletmedeyim. Görevim var, sorumluluğum var. Bunun ötesinde 2019 senesinde açmış olduğumuz nokta eğitim kurumları ile eğitim sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. Harika. 2014 çok senesinde gerçekten. Açmış olduğumuz intro organizasyonu ile organizasyon faaliyetleri göstermekteyiz. Derneklerde evet. Aktif görev alıyorum. Mersin adına yapılacak ne varsa, Mersin için gerçekten gönüllü, evet. istekli, gerçek anlamda samimi adım atmak isteyen tüm derneklere adım evet. attık. Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkalım diyenler derneğin evet, başkanı yardımcılığını yürütüyorum. Evet, şimdi onları tek tek soracağız canım. Evet, bir hatta Mersin... yolumuz da kesişti evet. birçok yerde, etkinliklerde, derneklerde. Sağ olasın, o güzel yüreğinle zaten hep destek de veriyorsun. Evet. O derneklere de katkı sunuyorsun, şahanesin. Boş edemedik bir Mersin sevdalısı evet, aynı zamanda. Kesinlikle. Evet, fakat ard arda sorularımız evet, var Bahacığım. Evet. Özellikle evet. sanatçı kimliğinle tanıyorsun ve çok seviliyorsun Mersin'de. Evet. Ve birçok başarılı yönüm var. Tabii ki bunları konuşacağız ama öncelikle müziği neden seçtin Gökhan'cığım? Müziği, bunu bize kısaca anlatabilir misin? Müzik, neden soundtrack? Evet. Yani müziği çok ne zaman seçtiğimi hatırlamıyorum. Müzik benim ruhumda vardı zaten çocukluk evet. evremden kendime geldiğimde. Evet. Küçük böyle daha ilkokuldayken bile hani öğretmenler genelde müzik evet. falan, şarkı söyletirler ya. Beni çıkartırlar hadi gel sen söyle diye. Sesim beğenirlermiş. Evet. Müzik zaten ruhumda vardı. Aynı şekilde çevremde de yine müzik ortak noktamız olan arkadaşlardan farklı sektörlerde bir grup oluşturmak istedik. Harika. Ve o gün bugündür de disiplinle sürekli stüdyo çalışmaları, işte sahneler vesaire falan yapıyoruz. Hobi diye başladığımız bir yolda evet. aslında evet.
hobiyi açtık. Şu an çok profesyonel bir hobiyi açtık. Gerçekten. Yani festivallerde, mesivallerde falan böyle aranan isim olduk. Evet. Çok şükür ki sahneler, büyük sahneler, konserler veriyoruz. Tabii. Gayet de bizi mutlu ediyor. Mutlaka. Yine bunu hobi olarak görüyoruz biz. Evet. Ama çünkü... ben şey virgül koyacağım. Evet. Ben kesinlikle Türkiye'de en azından Türkiye'nin her yöresinde bu sesin, evet, bu müzik türünün ve sizlerin, orkestranızın duyulmasını istiyorum. Kesinlikle. İnşallah. İnşallah çok büyük başarı var önünüzde, eminim ben. Grubunuzun adı Soundtrack. Soundtrack. Soundtrack ne demektir öncelikle? Soundtrack, soundumuz rock demek. Evet. Soundumuz rock bilmeyenler demek. Olabilir. Evet. Yani biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Özgün müziği, halk müziği, arabesk müziği, sanat müziği olan parçaları, eserleri biz rock sound'uyla seslendirmeye çalışıyoruz. Harika. Dolayısıyla bizim ve bizden önceki nesillerin bildiği ve çok sevdiği şarkıları daha farklı bir sound'la seslendirerek daha ilginç ve güzel bir gerçekten eser çok keyifli çıkartmaya çok çalışıyoruz keyifli. Yani. Gerçekten çok keyifli. Biraz Nar Çiçeği albümünüzden bahseder misiniz? Evet. Nar Çiçeği albümü hikayesi çok uzun. Tamam. Şimdi ben beste ve güfte yapan birisiyim. Evet. Bunu da zaman konserlerinde falan. Evet, evet. Bunu da sormuş olayım ben. Evet. Bu soruyu da sormuş olayım ve uzun uzun lütfen Nar Çiçeği albümünüzü anlatın. Hemen anlatayım. Kendine ait beste yapıyorsun, güfte yazıyorsun. Evet, evet, lütfen. Nar Çiçeği parçasından bahsedeyim. Siz de beste ve güfte yapan birisiniz. Evet. Sanatı adam sanat diyorsunuz ya. Evet. Evet. Sanatın adam bulmuş hali. Evet. Nuray hocam. Teşekkür çok güzel ederim. Bayram. Yansıtıyorsunuz sanatın o Bahar'cığım halini. Bahar'cığım da öyle. Evet. Bahar Bey de öyle. Şimdi biz beste yapan kişiler, beste ve güfte yapan kişiler sadece kendi hayatımız üzerinden yaşadığımız şeyleri yapmıyoruz. Evet. Bazen bazı konuları görüyoruz ve esinlenerek. Tabii. Onun üzerinden de yapıyoruz. Mutlaka. Çok farklı bir hayal dünyası açıkçası. Başka bir arkadaşın yaşantısına göre ben o besteyi yaptım açıkçası. Harika. Bazen beste yaptığınız zaman o giriyorsunuz o dünyaya. Evet. Bazen oradan çıkmak da sıkıntı oluyor. Tabii. Zor oluyor. Evet. Hemen o adapte olamıyorsunuz yani tabii, normalde. Tabii. O güzelliği yaşayınca insan çıkamaz tabii güzellikten. Evet. Yani bir arkadaşın hayat hikayesine göre yazdım onu odaklanarak ve içerik o şekilde rock sound'la bir albüm çıkarttık. Bunu da dijital olarak yayınladık albümümüzü resmi olarak. Harika. Peki rica etsek oradan bir şarkı bize hemen böyle çıplak sesinizle söyler misiniz? Nar Çiçeği'yle yapalım. Nar Çiçeği'yle evet. Yar yolda kalmış ümitlerim, alışmak imkansız göz bebeğim. Buna da kader derim, sensiz nasıl gülerim, bir daha nasıl severim nar çiçeğim. Buna da kader derim, sensiz nasıl gülerim, bir daha nasıl severim nar çiçeğim. Bu da imkansız bir aşkı anlatıyor. Harika. Evet. Çok güzel söylüyorlar. Çok anlamlı. Çok etkileyici tabii, gerçekten. İnsan sevdiğinden ayrı gerçekten gülemez. Ve o güzel sesinle bütünleşince çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Albümümüzü çıkarttık işte dijital albüm. Evet. 54 ülkede yayın yapan birçok platformda var. Her belki türlü almak isteyen izleyicilerimiz için nasıl alma yolunu? Yani dijital zaten. Yani Fizi'de, Turkcell Müzik'te, Apple Müzik'te her yerde bulabilirler. Bulabilirler. Yazdığı zaman çıkabiliyor. Nar Çiçeğim şeklinde. Nar Çiçeğim şeklinde çıkıyor. Nar Çiçeğim albümünün içerisinde aslında karma bir albüm. Mersin için yapmış olduğum Heyye Babam Heyye isimli tanıtım şarkısı da var. Harika. Yine Mersin için yapmış olduğum Sensiz Yaşamak Olur Mu Söyle Bu Şehirde isimli parça da var. Aslında Mersinler bu şarkılara sahip çıksınlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani aslında çıkılması lazım da. Evet. Yani o konulara da gireriz aslında. Mersin'de yönetimle alakalı. Tabii. Birçok tabii muzdarip olduğumuz konular da var. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. Tabii ki mücadelemize devam ediyoruz. Yani. Evet. Tabii. Yani biz pes edersek ki. Yok tabii ki. Bununla mücadele edecek. Pes etmek tükenmektir diye bir şiirim var. Kesinlikle. Müzikler böyle birazcık virgül koyalım. Tekrar tabii ki değineceğiz müziğe ama tabii, siz bir iş insanı, girişimcisiniz Gökhan'cığım. Evet. Ve bu konuda da ödüller alıyorsunuz. Bu işinizle ilgili aldığınız ödüllerden ve içeriğinden bahsedebilir misiniz lütfen? Şöyle, sosyal sorumluluk ve diğer projelerde yapmış olduğum çalışmalarda, emeklerde
düşünülüyor ve bununla ilgili ödüller veriliyor. Harika. Son aldığım ödül yine iş hayatımla alakalıydı. İşletmeye, liman işletmeciliğiyle alakalıydı. Ve PESA firmasının daha doğrusu dünya üzerindeki tüm limanları içerisinde en iyi proje üretenler ödülünü aldım. Geçen sene de almıştım, çok bu sene de aldım. Harika, senedir tebrik ediyorum. Uluslararası bir ödül aldım. Tebrik ediyorum. Bu tamamen mesleki bir ödüldü. Projelerle alakalı. Evet, neyi amaçladın o projeyle? Biraz onu açarsan. Ben liman işletmeciliğinin gelişimi adına. Gelişimi. Hmm. Gelişim adına. Uzun senelerdir çekirdekten yetişme bir personelim. Dolayısıyla biraz hakimiyetim ortalamanın üstünde diyebilirim. Hani çok çok iyi mi? Değil tabii ki. Yani bunun ucu bucağı yok ama ama işi geliştirecek kadar bir hakimiyetim var. Bununla alakalı da yaptığım projeler. Bunda bir gelişmek. Sanatçı gözüyle bakmanın da bir etkisi olduğunu düşünüyor musun Gökhan? Kesinlikle var. Neden var? Çünkü sanatçı çok farklı bir perspektiften bakan kişidir. Toplumun bakış açısıyla sanatçının bakış açısı farklıdır. Tamamen farklı. Evet. Yani toplumda sıradan bir kişinin bir sonraki adımı düşünüyorken sanatçının 10 sonraki adımı düşünüyor olması da bu perspektifin avantajıdır. Yani ben bu konuda avantajlı olduğumu düşünüyorum. Tabii. Evet. Tabii tabii, sanatçı olmak ayrı ayrıcalık yani, bu bir gerçek. Birçok konuda daha başarılı oluyorsun. Harikasın zaten canım benim. Sen sadece sanatçı, sadece iş adamı, sadece efendim güftekar, bestekar değilsin, girişimci değilsin. Aynı zamanda sosyal sorumlulukla da ilgileniyorsun. O da muhteşem bir şey. Eğitimde Birlik Derneği'nin başkanısınız. Evet. Aynı zamanda içimizdeki Sanat Derneği'nde yönetimdesin. Neden böyle derneklerde görev almak istedin? Neler üretiyorsunuz? Amacınız nedir? Planlarınız var mı? Bu konuyla ilgili projelerinizi bunu iyice açarsan plansız, sevinirim. Programsız ve hedefsiz hiçbir işe girmiyoruz tabii ki, zaten. Tabii. Evet. Bir kere birinci kriterimiz Mersin'e fayda sağlayacak. Tamamen çıkarsız toplum için üretilecek projelerin olması lazım. Tabii. Şimdi İçimizdeki Sanat Derneği tamamen bu mantıkla kurulmuş bir dernek. Genel sekreterliğini yürütüyorum oranlı da. Evet. Tebrik ediyorum. O da yine zaten adı üstünde İçimizdeki Sanat. Hı hı. Biz dönem biz de bulunduk. Evet. Ben de bulundum. Bir dönem siz de bulundunuz. Birlikte çalıştık. Evet, evet, evet. Sizin de emeğiniz var. Tabii. Evet. Başlangıcında, kuruluşunda. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok böyle bir oluşum içerisinde başladınız. Biz de vesile olduk. Evet. Böyle bir şey. Çok başarılı devam ediyoruz. Sanatsal, evet, sanatsal olarak bu çalışmaları o dernek üzerinden yürütüyoruz. Tabii. Mersin Eğitimle Birlik Derneği ise benim kendim kurmuş olduğum bir dernek. İlk defa bir dernek kurdum. Ben birçok dernekte başkan yardımcılığını, kuruculuğunu falan üstlendim ama dernek başkanlığını almamıştım. Bu derneği kendim kurdum. Neden kurdum? Biz 2019 senesinde eğitim sektörüne girdiğimizde 4 tane hedefimiz vardı. Hı hı. Birincisi eğitim kurumunu açıp hizmet vermek. Evet. İkincisi eğitimle ilgili bir dernek kurmakta ama şöyle bir dernek. Ben tabii sadece ki, şunu açmak istiyorum. Neden eğitim? Eğitimle ilgin nedir? Eşim eğitimci. Evet. Bu konuyla ben de işletmeciyim. Ayrı. Evet, ben tamam, de işletmeciyim. Tabii. Birbirimizi tamamlıyoruz bu harika konuda. Bilgi verebilirsin bu eğitim kurumunuzdan da lütfen. Tabii nokta eğitim İnsanlar kurumları. İnsanlar tanısın. Nokta eğitim kurumları. Tüm alanlarda hizmet veriyoruz eğitim konusunda. Hani eskinin dershaneciliği diyebilirim. Şu anda isimleri farklı farklı biliyorsunuz. Evet. Torosar'da hizmet veriyoruz şu anlık. Başladık 2019 senesinde, gayet de güzel ilerliyoruz. Öğrenci odaklı, başarı odaklı tamamen gidiyoruz. Bu konuda dediğim gibi eşimin eğitimci olması ve bu konuya hakim olması zaten işi çok çok yürütüyor. Kolaylaştırıyor. Ben de tabii işletme kısmında ve idari yönünde destek oluyorum. Orta öğretim öğrencilerini mi kabul ediyorsun? Evet, orta öğretim. Orta öğretim üzerine. Tüm sınıfları değil tüm mi? Tüm sınıflar. Harika. Evet, tüm sınıflar, tüm dersler, tüm branşlar var. Eğitimde Birlik Derneği bu konuda eğitimde nasıl birlikte, bir... İkinci hedefimizdi. Evet. İkinci hedef dernek kurmaktı fakat öğretmenlerin zaten derneği var. Kurucuların derneği var, dershanelerin var, kırtasiyelerin falan var. Yayın evlerinin var, servisçilerin var. Biz eğitimde birlik derken bütün paydaşları tek noktada toplayıp topluma fayda sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmaktan bahsettik. Evet. Böyle bir mantıkla kurulmuş bir dernek yoktu.
Biz de eğitimde birlik dedik ve bu çalışmayı yaptık. İkinci hedefimiz olan da buydu. Peki gelişmeler nasıl gidiyor? Gelişmeler gayet güzel. Zaten derneğimizi kurar kurmaz İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilk bir projemizi yaptık, yürüttük ve bitirdik. Nedir o proje? Mersin geneli bütün ilçelerde dahil olmak üzere bütün devlet okullarında Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim yarışması yaptık. Harika. Ödüllü. Harika. Cumhuriyet'in 100. yılına özgüydü bu. Cumhuriyet'in 100. yılına özgüydü. Harika gerçekten. Çok güzel. Mersin'in dört bir yanından bütün ilçelerden en ücra adını sanını bilmediğimiz okullardan öğrenciler bize resimler gönderdiler. Evet. Biz de birinci, ikinci, üçüncü seçip törenle ödüllerini verdik. Daha sonrasında geçen daha bir hafta 10 gün öncesinde yine İl Milli Eğitim Müdürümüzle bir görüşme sağladık. Evet. Orada ARGE sorumlusu ve şube müdürleriyle toplantımız oldu. Hı hı. Yine ilerleyen günlerde bu projeler hakkında toplantımız olacak. Evet. Mersin'de devlet okullarında yapacağımız şu anda hali hazırda bekleyen 3-4 tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi en önemlisi bana göre bağımlılık. Evet. Çok kıymetli bir yani konu, bağımlılık, önemli bir konu, üzüntü verici bir konu. Evet, kesinlikle. Lütfen. Yani bu bağımlılık derken önce tabii uyuşturucu vesaire geliyor. Zaten emniyetin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bununla ilgili çalışmaları var okullarda. Tabii ki var, tabii. Biz buna bağlı olarak çok da fark edilmeyen sosyal medya bağımlılığı, bilişim bağımlılığı üzerine biz eğitimler vermek istiyoruz burada. Evet. Çünkü hepimizde var. Sosyal medyaya girdiğimiz zaman şöyle bir bakıyoruz. Tabii. Bir bakıyorsunuz yarım saat geçmiş, bir saat geçmiş. Evet. Uyuşsuz uyuyacaksınız, zamanı harcamışsınız iş yerinde, okulda vesairede. Bunun önüne geçmek. Sosyal medyada nelerin suç olduğunu çocuklar bilmiyor. Bilişim üzerinden ki bilişim suçları şu anda fiziksel suçlardan benim gördüğüm kadarıyla çok daha fazla olmaya başladı. Tabii. Bilişim suçları. Nelerin suç olduğunu bilmiyorlar. Nelerin suç olduğunu çocuklarımıza öğretmeye çalışacağız burada. Peki anne babaları da işin içerisine katıyorsunuz değil mi? Çünkü zaten anne babaların kontrolü şart. Tabii tabii. Konuyu çözmek için ebeveynlerin de olması lazım. Nelerin suç olduğunu öğreteceğiz. Bu suçlar neticesinde nasıl yargılanırlar ve ne sonuçlara ulaşırlar diye. İl Emniyet Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bizim derneğimiz ortaklaşa böyle bir projenin içerisine gireceğiz. Çok kıymetli, çok tabii değerli. Tabii buna benzer birkaç tane daha projemiz var. Evet. Onlar da artık zamanla. Zamanı gelince inşallah tekrar gelip bize çok fazla da konuşulmuyor. Çok anlamlı gerçekten projeler. Çok. Eminim o diğer projeler de aynı onlar bu kadar anlamlı olacak. Geleceğimiz adına. Evet. Toplumun geleceği, ekonomimizin geleceği. Tabii. Evet. Kültürümüz adına diyeyim genel anlamda çok önemli. Tekrar sanata dönmek istiyoruz. Ve pek çok festivallere katılıyorsun Gökhan'cığım. Gerçekten muhteşem konserler veriyorsun. En son Aslanköy Festivali'nde beraber, bütün Aslanköylüleri coşturdun. Teşekkür ederim. Muhteşem bir konser. Olgun yaştaki beyler, hanımlar bile o kadar eğlendiler ki yani görmeye değerdi. Rock deyince aslında orada bir şey oldu sanki hani rock gider mi gibisine böyle gibi, bir etki aldık. Evet. Ama bizim repertuarımız dediğim gibi arabesk, halk müziği, sanat müziği, özgün müzik olunca herkesin zaten bildiği şarkılardı. Coverlarla ilerledik ve insanlar da coştu tabii. Çok coştular gerçekten. Grubunuzda çok kıymetli dostlarımız da var. Cihat Hocam gibi. Evet. Çok kıymetli hepsi gerçekten. Bu grubunuzdan, katıldığınız festivallerden bahseder misin lütfen Gökhan'cığım? Yani biz Mersin'de birçok festivale katıldık. Evet. Festivaller. Mesela bir şey vardı ilk sanıyorum Emine Hoca'ydı değil mi? İlk başta böyle bir kadın bir erkek söylüyordu. Onu son dönemde Emine Hanım bek vokal olarak katıldı. Evet, vokal olarak katılmıştı. Bek vokaldi. Daha sonra işlerinden dolayı ayrılmak durumunda kaldı. Güzel çalışmalar ürettik kendisiyle de. Evet. En son Balık Festivali'nde yine biz sahne aldık. Üzüm Festivali'nde almıştık. Aklıma gelen Bisiklet Festivali'nde aldık. Birçok festivalde alıyoruz katıldı, daha doğrusu. Hı hı. Şeyden sonra Aslanköy Festivali'nde beraberdik. Evet, orada beraberdik. Ondan sonra ama siz Balık Festivali'nde devam ettiniz. Ondan öncesi Balık Festivali'ydi. Ondan önceydi. Ondan önceydi. Balık Festivali daha öncesiydi. Evet. İnşallah bu bütün konserler, projeler Türkiye'ye yayılır. Evet, Türkiye inşallah. Sizi konuşur. İnşallah. Çünkü ben bir sanatçı olarak kesinlikle
nasıl iş yönünüzle birçok proje üretiyorsunuz, sanat yönünüzle de ben projeler ürettiğinizden eminim. Evet, sanat, ve tabii, bu, sanat tabii, üzerine var zaten. Bu konuyla ilgili özellikle Mersin yöresel olarak ulusal veya uluslararası projelerin var mı sanat adına veya gönlünden geçen düşünceler var mı? Var. Benim şu an üzerine çok düştüğüm ve benim göz bebeğim dediğim bir projem var. Tüm renkleriyle Türkiye diye. Evet, çok güzel. Bu 81 ilde yapmak istediğim bir proje. Burada anlatmak istediğim şey benim aslında hayata bakış açım. Evet. Mantalitem. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm halkların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile yaşadığını yansıtan bir proje bu. Lütfen harika. Bunu çok aç. Yani iyice, teferruatlı söyle, çok anlamlı, çok tüm değerli bir proje. Türkiye. Evet. Tüm renkleriyle Türkiye. Evet. Gerçekten çok renkliyiz çünkü. Geniş bir çalışma alanı var, ekip var bunun arkasında ve halen uğraşıyoruz, yapmakla uğraşıyoruz. Burada yapmak istediğim şey aslında bir dönem Kıvılcımların Ateşi, Anadolu Ateşi gibi sadece yöreleri oynayan dans ekibi vardı. Ama burada bildiğiniz genel insanlar belgesel izliyor. Evet. Yani içerisinde hikayesel anlatımlar var, dramalar var, sanatsal gösteriler var, halk oyunları var. Harika. Tamamen belgesel tadında insanların canlı canlı izleyebileceği mükemmel bir gösteri. Bu çok kapsamlı bir çalışma. Çok kapsamlı. Evet. Örnek veriyorum, ülke içerisinde yaşayan Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Çerkez kardeşlerimiz. Tatar, Roman kardeşlerimiz. Evet. Bunların kültürlerini, gelenek göreneklerini, mahalle yaşantılarını, örf adetlerini her şeyi yansıtıp, gösterip, anlatıp bunu daha doğrusu bunu sanatla anlatıyoruz. Evet. Tamamen sanatla anlatıyoruz. Sadece ırksal farklılıklarımız değil, aynı zamanda inanç farklılıklarımızı da anlatıyoruz. Evet. Evet. Yani işte Müslüman, Hristiyan, Ortodoks, Yahudi, Katolik, Süryani, hepsini, herkesin kültürünü anlatıyoruz. Nasıl birlik beraberlik içerisindeyiz? Ufak tefek arada röportajlarımız var. Yani örnek veriyorum, Arap bir aile ya da Laz bir aile ya da Karadenizli bir aile, ikisi farklı şey. Ya da işte Roman bir aile. Nasıl senelerce beraber yaşamış, nasıl hastalığında ilk onlar koşmuş. Nasıl en ufak bir şeyde kapı komşusu imdadına koşuyor. Ya da nasıl kız veriyor, kız alıyor, akraba oluyor, onları anlatıyor. Evet. Çok güzel bir, mükemmel bir proje. Peki aslında bu projeyi nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Bunu devletten mi yoksa belediyelerden mi destek alacaksınız? Belirli bir bütçe nasıl oluşturulacak? Çünkü çok kapsamlı. Çok kapsamlı. Evet, çok değerli, çok önemli, çok büyük bir proje. Aynı zamanda çok da tabii, zor. Tabii zor da, Şöyle, çok kapsamlı bir proje. Yaklaşık ortalama 90 kişilik bir ekip var burada. Çok ciddi bir ekip var. Onu oluşturdunuz. Tabii drama ekibi, dans grubu ekibi, anlatım ekibi, sunum ekibi olmak üzere. Harika. Geri planda ışık ekibi, ses ekibi, sanatsal yönetmenler, işte normal yönetmen, orada çalışan normal ekip. Evet. Dolu dolu bir ekip. Onlar hazır diyorsunuz. Hepsi hazır zaten, çalışmalarımız devam ediyor. Bu Mersin'de bir ilk olacak. Türkiye'de bile çok fazla örneğini aslında, bilmiyorum. Aslında Türkiye'de bir ilk olacak. Evet. Çünkü bu içerikte yapılan yok. Bu içerikte bu kadar teferruatlı ve detaylı yapılan yok. Hani o salondan içeri girdiğiniz zaman karşınızda bir televizyon olduğunu düşünün. Ve o televizyonda size bir belgesel sunuyorlar. Ama bunu canlı canlı izliyorsunuz. Evet. Evet. Yani destek açısından, onu rica edelim. Şöyle, biz hiçbir belediyeyi ayırt etmiyoruz. Tabii. Hangi partiden olduğu önemli değil. Tabii. Evet. Belediyenin görevidir zaten her vatandaşa aynı uzaklıkta olmak. Bizim ortak bir noktamız var. Tabii. Nitekim birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Tabii. Biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani kimin hangi partiden neyin nesidir, görüşü nedir hiç önemli değil. Sanatta, kültürde olmaz. Sanatta, kültürde zaten olmaz. Olmaması da lazım. Olmamalı. O yüzden herkesten tabii ki destek bekleriz. Ama biz şu anda çok fazla bir görüşme yapmadık, yapmak da istemedik. Neden? Biz belirli bir aşamayı geçelim. Evet. Ondan sonra görüşmelerimizi yapacağız. Aynen öyle, kendilerinden gelecek. Görüşmelerimizi yapacağız. Dolayısıyla destek veren de vermeyen de herkese sağ olsun diyelim. Evet. Mersin için.
Tabii sağ ol. Sen de sağ ol. Bütün emeği geçenler 90 kişiden bahsettim. Evet, hepsi evet. de var olsun. Bütün hepsine de kucak var. Dolusu sevgiler. Kültür, sanat, dernekler, iş insanısın evet. aynı zamanda. Birçok yelpazeden şu anda konuşuyoruz. Tekrar müzik kısmına geçelim. Evet. Gökhan'cığım müsaadenle. Türkiye'deki müziği nasıl görüyorsun şu anda? Bununla ilgili hayallerin, düşüncelerin var mı? Müziğin dalları. Mesela özellikle bulunduğumuz yerde Türk halk müziği çok seviliyor. Evet. Dediğin gibi Aslanköy'de de acaba ilk başta böyle bir tedirginlik ama sonrasında hepsini uyarlamışsın. Halk müziği, sanat müziği, evet. popu. Evet. Dolayısıyla çok da ilgi alıyorsun. Müzik konusunda Türkiye'de ne düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim. Ben 80'lerde doğan ve 90'larda gençliğini, çocukluğunu ve gençliğini yaşayan birisi olarak 90'ların lezzeti bir başka. Aynen tabii. öyle. Harika. Başka. Evet. Yani klasik artık. Henüz evet. daha dijital müziğe geçilmemiş. evet. Müziğin ruhunu kaybetmemiş olduğu dönemler. Kesinlikle. Yani müzikteki o yalın ritimler, o yalın anlatım ve o duygu anlatımı harika bana göre. Tabii evet. tabii. Şimdi, genel kanı da bu. Evet. Hep evet, arabamızda radyo evet. öyle. Yani aslında 90'lar dediğiniz zaman bütün nesillerin dinlediği, evet. diğer evet. jenerasyonların da dinlediği bir alan ama şimdi 2000'ler, 2010'lar, 2020'lerde ne kadar dijital müzik artmış olsa da ben dijital müziği sevmiyorum desem de seven insanlara saygısızlık olmaz. Evet. evet. Ama kendi bireysel düşüncem müzik duygudan çıktı. Artık dijitalleşti. Evet. evet. Dijitalleşti. Her şeyde olduğu gibi. Eskiden ki Nuray Hocam da siz de çok iyi bilirsiniz. Evet. Sizler de yazıyorsunuz. Evet. Beste yapıyorsunuz. Ben de dahil. Yani bir şey yazarken bu acaba anlamlı oldu mu? Bunu anlattı mı diye kafa yorarken. Evet. Şimdi müziğin hiçbir şekilde içerisindeki sözlerin anlamı yok. Yok. Evet. evet yani ki. Öncesinde sözler dinletiyordu. Evet. Şimdi tabii. sadece ritim dinletiyor. Evet. Yani evet. tamamen değişmiş durumda müzik. Biz sözlerin ve ruhun dinlettiği taraftaydık. Şu anda sadece ritmin evet. ön planda olduğu, sözlerin ön planda olmadığı, sözlerde aslında ne dediğinin de çok önemli olmadığı dijital bir çağa geçtik müzikte. Peki bunun dezavantajı nedir sence? Yani sen bir sanatçısın. Dezavantajı bence duyguyu kaybettik. Evet. Yani i̇şte bunu ritim, söyle. Evet. Ritme, evet, ritme uyup da hani club'da olduğu gibi ritimle oynarsınız. Ritimle mimiklerinizi falan oynatırsınız ama o ruh yok. Evet. Tamamen yok. Tabii. Yani düşünmeyi bence de yok. Düşünmeyi bence, de azalttı. Evet. Bence müzikte ruh olmalı. O yüzden sözler çok anlamlı, evet. ritim de çok anlamlı. Biraz dijitallikten çıksak bence iyi olur. Evet. Zaten böyle birkaç örnekte hemen o duyguyu verenler ne kadar böyle fark ediliyor değil tabii, mi? Çok tabii başarılı ki, oluyorlar tabii, tabii. bu dönemde. Empatiden de uzaklaşmış olduk. Evet. Ben evet. Bu şeylerden bahsederken özellikle müzik dallarından, çeşitliliğinden bahsederken gençliğinde, çocukluğunda ve şimdilerde idolün var mıydı, var mıdır? Hangi sanatçılar senin idolün olmuştur? Ben biraz böyle sesini, havasını Tarkan'a benzetiyorum. Yani Tarkan'dan da var hava. Sanki gibi, Cem'den sanki. De var, Barış'tan evet. da var. Böyle şimdi, orada da bir evet, karma Barış var gibi. Evet. Evet. Evet, dinleyen insanlar kimi seviyorsa beğendiği için aslında ona benzetiyor. Evet. Öyle Hı-hı. diyebilirim. Pardon. Cem Karaca'ya benzeten var, Kıraç'a benzeten evet, var, evet. Halil Demet'e benzeten var, Tantaşçı'ya benzeten var, evet. Tarkan'a benzeten evet. var. Yani birçok sanatçıya benzeten var. Ama sen eğer ki bu kadar karmayı bir evet. noktada toplayabilirsem güzel bir şey benim evet. için. Tabii, evet. tabii. Güzel bir eleştiri olarak görüyorum. Benim şöyle bir durumum var, Hı-hı. tiyatro yapmıyorum. Evet. Yani Haluk Levent'in parçası okuduğum zaman Haluk Levent olmuyorum. Cem Karaca'nın parçasını okuduğum zaman kendi özgün halinde. Cem Karaca olmuyorum. Evet. evet. Tabii, yani o yüzden özgünsün, bu gerçek. Ne tarzda okursam okuyayım kendi bir tarzım var. O tarzda okuyorum. Tabii. O yüzden o çizgiye şaşmadığım için ben bu şekilde olan piyasada gerçekten bu şekilde giden sanatçı arkadaşlarım da var. Evet. Onlara ben tiyatrocu diyorum. Evet. Yok Gökhan yani, Esmer, Gökhan o yüzden, Esmer. Evet, o her yüzden, zaman Gökhan Esmerliğini koruyorsun. Yani tamam. Orhan Veli'ye sormuşlar sevgilisini. Onu da edebiyat tarihçileri bulsun demiş ya. Gökhan Esmer tarzını evet, da müzik evet. tarihçileri yazacak demek ki. Yani evet. Çünkü tabii, gerçekten tabii. kendine ait bir tarzı var Gökhan'ın. Evet kesinlikle o da çok güzel. Biz hep alkışlıyoruz sizi. Teşekkür sevgili Gökhan'cığım sosyal platformda
hala aynı masadayız ve ben tanrılar ve melodileri cümlelerinizi evet, okudum. Hala aynı masadayız. Evet, bu cümleler bende de doğrusu çok merak ve melodileri. Uyandırdı. Yani çok enteresan. Hala aynı masadayız. Ben tanrılar ve melodileri. Çok bu ilginç. İki cümle evet. Çok ilginç. Evet. Neden bu cümleleri yazdın? Bu aslında benim teoloji olan bir düşkünlüğüm evet. Var. Evet. Ondan kaynaklı biraz o cümle. Çok araştırıyorum. Evet. Çok okuyorum ve dinliyorum, izliyorum. Evet. Şimdi her bir inancın kendi ruhu var. Bu sebeple de ben bunu ritimlere benzetiyorum. Evet. Yani herkesin kendi ritmini tutturduğu, tabii. O frekansı evet bu benim dediği bir inancı var. Hı hı. Ben de bu mantıkla aslında ilerleyerek onu yazdım. Hala aynı masadayız dedim. Ben tanrılar ve melodileri evet. Anlamıyla. Dediğim gibi yaşam ritimlerden oluşur. Evet. Bu inanç sistemi de herkesin kendi frekansını, ritmini tutturmasıyla alakalı diye evet. Düşünüyorum. Dediğim gibi birden fazla şeyi okuduğum için inancı herkesin tanrısı ve inancı kendine, evet. Bizim kendi görüşümüz ve inancımız kendimiz için. Evet. Aslında biraz da o oradan çıkma. Evet. Evet. Peki bir de isminden, soyadından sonra, Gökhan Esmer'den sonra büyük harflerle FC harfleri kullanıyorsun. Evet. Bunu mutlaka insanlar... Fan Club. Evet. Harika. Fan Club. Onu ben çok sordular eskiden... değil mi? Evet. Çok, çok eskiden ilk açtığım zamanlarda... FC olarak açmıştım. Yani Fan Club olarak açmıştım. Evet. Çünkü sosyal medyamda hep yaptığım şeyler ya sosyal sorumluluk projelerim ya çalışmalarım, yine toplum evet. için çalışmalarım ya da sanatsal faaliyetlerim. Evet. Bundan dolayı fan olarak açmış oldum onu. Çok güzel. Özellikle harika. Yani çok özelime girmiyorum orada. Çünkü herkesin özeli özelinde kalması mutlaka. Gerekiyor. Mutlaka. Evet. Bir soru daha sormak istiyorum. Belki buna cevap vermek istemeyebilirsin. Bilmiyorum. İlk tanıştığımızda varoluşla ilgili bir projem var demiştin. Evet. İnsanlığın, evrenin varoluşuyla ilgili bir projem var. Aslında. Onunla evet. ilgili bir gelişme oldu mu? Aslında o... Tanıştığımızda konuştuğumuz proje tüm renkleriyle Türkiye. O muydu? Evet. Evet. Onun finalinde şöyle bir ambiyans var bizim orada yaratmak istediğimiz. Biz kültürlerin ve inançların, ırkların birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. En sonunda finalinde o projenin sema ve semahtan da bahsediyoruz. Evet. Semah ve semahın aynı sahnede, aynı müzikte, aynı anda dönmesi. Bu mesela yapılan bir uygulama değil. İlk defa olacak evet. Bu projeden. Evet. Çok kıymetli. Hı-hı. Çok güzel şeyler anlatıyorsun. Evet. Burada inşallah biz bunu yaparken semah ve semah dönerken aynı evet. anda etrafında gökyüzünden kalın semazeni tam ortaya indirip evet. orada dönmesini sağlayacağız sahnede. Evet. Tabii ışıklarla falan bunu çok tabii. daha iyi anlatıyoruz. Orada sesli olarak da bu dönüşün, bu uyumun, bu dönüşün, bu birliğin, beraberliğin, Tanrı'nın kainattaki sistemini anlatıyor deyip onu anlatacağız. Evet, o oluşumda aslında varoluş dediğimiz evet. olay o. O evet. aklınızda kalmış. Harikasın. Evet. Son 5 dakikaya giriyoruz. Böyle evet. Ve bizim klasik bir son sorumuz var. Öncelikle çok kıymetli bilgiler verdin Gökhan'cığım. Teşekkür ederim. Bugün seni burada ağırlamaktan onur duydum. Ben de çok memnun oldum. İyi ki varsın. Kesinlikle. Çok samimi bir ortam. Hiç yabancılık gibi eksik olmadım. Ne kadar sağlı sollu oturmuş ortada kalmış olsam da tedirgin olmadım. Program öncesinde de belirtmiştik gerçekten. Bilmiyorum 30 küsür oldu programımız ama biz her program konuğumuzla dostane devam ediyoruz. Hep evet, bir dostumuz oldu. Önceki dostluğumuz vardı. Şu anda pekiştiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Daha kesinlikle. Da güzelliklerle devam kesinlikle. Eder. Son olarak gençlerimize tavsiyelerim. Bu çok önemli bir konu. Aslında klişe bir soru ama evet. Aslında evet, önemli bir sadece konu. Sadece sanatsal yönden değil, iş açısından evet. Tabii, da lütfen. Yani aslında şöyle, çok ucu açık bir... Evet. Yani klişe gibi gözükse de... Sabaha kadar konuşulabilecek bir konu ama... Evet. Ben öncelikle Türk aile yapısının korunmasını evet. dan yanayım. Çünkü çok aile yapısını çok koruduğumuz zaman aslında tamamen çekirdeğinden bu konuyu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Tabii. Örf, adetlerimize sahip çıkmak.
aile yapısına, dediğim gibi anne, baba ve kardeş, aileye saygı duymak. Bunlar yaptığımız zaman aslında birçok konuyu çözmüş oluyoruz. Evet. Daha sonrasında eğitim, arkasına yapılacak meslek seçimi vesaire. Ama tabii ki bağımlılıktan, o uyuşturucu bataklığından kesinlikle uzak kalmaları. Evet. Yani aslında çok şey sayabiliriz ama. Zaten çok çabalar gösteriyorsun. Tabii tabii. Yani çok şey sayıyoruz ama bunların hepsi zaten aile yapısına sahip çıktığımız zaman oluyor. Oluşuyor. Tabii. Evet. Çünkü Türk aile yapısına uygun olmayan kültürleri kapmaya çalışıyoruz. Evet. Avrupa medeniyet diyoruz ki Avrupa'nın medeniyetini ve Amerika'nın diyeyim daha doğrusu medeniyetini zaten televizyonlarda görüyoruz. Evet. Sokaklarda insanlar yatıyor. Evet. Yatacak yerleri yok. Uyuşturucu içerisinde. Yani medeniyet dediğimiz bu değil. Evet. Tabii. O yüzden kendi Türk kültürümüzü tamamen kapacağımız eğitim sistemine geçmemiz. Dediğim gibi Türk örf ve adetlerini, yapısını, tabii, aile sanat, yapısını, saygıyı, ya, sevgiyi korumamız kapacağımız, korumamız zaten evet, her şeyi çözer diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Katılıyorum. Diline, yüreğine sağlık Gökhan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağırladığınız için sağ olun. Çok mutlu oldum. Gerçi 3 dakikamız var ama yine bir kuple, bir şarkı rica edebilir miyiz? Kapanışa öyle kapanış, gitsek. Evet. Değil mi Gökhan'cığım? Tamam. Çok zorlamış olmayız değil mi? Senin? Yok canım. Tamam. Saatlerce konser verelim. Tabii şimdi çıplak sesle diye. Eşimle beraber yaptığımız bir parça var. Onu harika söylerim. İsmi nedir parçanın? Mutluluk şüphesiz seni sevmekmiş. Oh, harika. Heyecanlandım. Hatırlamaya çalışıyorum. tabii canım benim. Sen hatırlarken ben de iyi ki geldin diyorum tekrar. Gözlerini alıp seni hissederken zaman geçmeli olur, geç kalıyorum sana. Hayatımın mükemmel bestesi yar. Seviyorum seni bilemeyeceğin kadar. Belki de hissedemeyeceğin kadar. Yerin dibi göğün tavanı kadar. Seviyorum seni çok, seninle yaşlanacak kadar. Belki de hissedemeyeceğin kadar, yerin dibi göğün tavanı kadar. Seviyorum seni çok, canıma can katacak kadar. Özlem neymiş, hasret neymiş, mutluluk neymiş, huzur neymiş. Bugün anladım, bugün anladım. Sevda neymiş, sevmek neymiş, yeryüzünde cennet neymiş, bugün yaşadım, bugün yaşadım. Neler vermezdim o anı bir daha yaşamak için. Mutluluk şüphesiz seni sevmekmiş. Neler vermezdim o anı bir daha yaşamak için. Mutluluk şüphesiz seni sevmekmiş. Mutluluk şüphesiz seni görmekmiş. Mutluluğunuz daim olsun. Daim olsun inşallah. Olsun. Çok güzel bir parça bu arada. Evet. Teşekkür ederim. Güftede, bestede size ait galiba. Evet. Harika. Evet. Muhteşem, çok güzel. Yüreğine de sesine de sağlık. Tebrik ediyorum. Mutluluğunuz daim olsun tekrar. Evet sevgili Nil RTV izleyicileri. Bugün yine çok değerli, gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi değerli bir sanatçımızı, iş adamımızı, gencimizi, girişimcimizi sizle tanıştırdık. Gelecek hafta 1 Ekim'de yine salı akşam üzeri saat 17 lütfen saatlerinizi ayarlayın. Sizlerle beraber olmak istiyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Sevgilerimizle. Yine yeniden dostça, insanca, insana iyi gelen şeylerde hayatı paylaşalım. Hoşça kalın.